What is this? Şefim, bu Orta Afrika yemeği akara. Evet. Hı? Akara. Orta Afrika'da yapılan bir yemek. Börülce unu ve şeyden, karidesten yapılıyor. Ben onu nohutunu ve sardalyadan yaptım. Yanındaki beyaz şey? Karnabahar. Yemeğin adı ne? Yemeğin akara. Adı... Akara. Ben Afrika'ya gitmediğim için bilmiyorum. İnşallah ya bizi... Ben de gitmedim de. Nereden biliyorsun? Araştırıyorum. He. Oğlum bizi trollemeyesin. Şey, bakılabilir. Yani ben... Yani karides ve börülce unundan yapılıyor şefim. Mücverik sokak yemeği böyle. O dediğin bu mu? Evet. Ben bu onu bizim bildiğimiz karnabahar kızartması. Karnabahar içinde de... Kara lahananın içinde de buğday, lor peyniri... Ay, bulgur, lor peyniri ve şey var. Gövelez var. O limon hani dilimlemek yerine de ekşi oğlum, olarak... Oğlum Afrika'daki serseli. Olan şu üçlü mü? Evet. Diğerleri buradan. Diğerleri... Bizim buralardan. Bizim buralardan. Trakya, Karadeniz. Tekirdağ'dan. Bu ne? O limon. Hani ama çok ekşi. Ekşi olması lazım. O gövelez ekşi yeniyor. O balıkla da limon hani öğrendim onu orada ekşi yeniyormuş. Vallahi. Tamam oğlum. Bir şey demiyoruz ya. Yemin etmene gerek yok. Sinirlendireceksin şimdi beni ya. Nohut unu, sardalya, soğan. Anladım. Akara. Normalde börülce unundan yapıyorlar. Senin kafanda başka bir şey. Ben onu sardalya ve nohut unundan yaptım. Orijinali başka, karidesle börülce unu. Ha, oradan gittim ben işte, börülce unu. Aslında karidesle börülce unu. Evet, börülce unu. Orta Afrika'da. Evet. Orta Afrika'da deniz var mı? Teşekkürler Sergen. Afiyet olsun şu an. Kitapta okumuştum. Teşekkürler Sergen. Afiyet olsun şeyim. Alkış. Bravo. Merkez ellerini salık. Birazdan sonra aranızda kendini kim kurtardı açıklayacağız. Çok teşekkür ederiz. Evet doğru. İkinci. 3-2-1. 3-2-1. Diyorsun. Ya birisi çok lezzetli. Lezzeti bir tanesi ya. Bayağı kuruluk. Bir tanesi düşünce güzel ama lezzetsiz. Sizce kim alacak? Mert. Bence de alabilir. Mert ama alacak. Ama alacak bence Mert. Ama o lezzetli olan da şey de güzel. Mantık da güzel yani. Evet, ucu, evet, kullanımı evet, da güzel. Evet, yani. Evet. Çok güzel. Her tür her şey geliyor. Tamam, yani. Tam bir değerlendirme yemek. Evet, evet. Yüz yüz bir değerlendirme bugün yemek. Bugün uygun bir yemek. Yemek. Evet, yakışıralım öncelikle bu üç arkadaşlarımız için. Çok kolay değil. Uzun bir yola geri döndü. Burada gerçekten üçünüzü muhteşem bir efor verdiniz. Şimdi açıklama yapıyoruz. Sizi öne alalım lütfen. Hadi bakalım. Bravo. Bravo. Şimdi üçünüz aranızda en iyi yemek yapan kişi kurtaracak ve maalesef kalan iki kişi eleme potaya gidecekler. Şimdi aranızda ben en az başarılı yemek açıklıyorum. Bu oyundan üçüncüsü... Dokunulmazlıkla kazanmayan ve direkt olarak pota giren yarışmacımız... Burcu sensin. Ne yapıştın ki? Ha ben aldı sandım. Welcome to Pota Burcu. Burada şey başarısız tabaktadan bahsetmiyoruz. Üçünüzü çok güzel ve mantıklı tabaklara yaptınız. Fakat senin tabaktaki problem Burcu. Et en büyük sıkıntı.
biraz kuru. O ya açıkçası orada hiç yakışmadı. Pide güzel bir fikir yani. Biraz da kuru ve sert oldu. Şey yaprağı altında çok lezzetli değil açıkçası. Maalesef olmadı ama yine güzel bir performansı verdi. Bir kere daha ellerine sağlık. Rica ederim. Başarılar dilerim. Benim dokunulmazlık aldın sanmam kaç puan peki? Özellikle seni elersem çok mutlu olacağım Aras. Mutlu mu? Eline sağlık bacım. Hoş geldin. Herkes zor rakipleri elerse mutlu olur. Evet arkadaşlar, Burcu bu haftanın 5. eleme adayı oluyor. Şimdi bu gecenin en iyi tabağını açıklıyoruz. Bu gecenin en başarılı tabağını alarak, dokunulmazlık alarak bizimle en az bir hafta daha beraber olmayı garantileyen yarışmacımız. Mert. Bravo. Yürü be. Evet Mert, çok lezzetliydi gerçekten ve harika bir değerlendirmeydi. Değerlendirmeden öte çok lezzetliydi yani, aşırı lezzetli bir tabakta. Sadece ve sadece yapacağımız tek eleştiri Somer Şef'in değindiği yer. Yani içinden ekşileri almasak diyeceğiz ki bu bir yağ. Ben mesela ilk önce yağ olarak algıladım bunu. Beyaz bir tabakta sunsaydın onu görebilirdik. Onun dışında 10 porsiyon yenir. İyi düşünülmüş ve değerlendirme tabağı. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim şef. Sergen, araştırdık. Acarajé bir Brezilya lezzeti. Orta Afrika yakın diyelim ya, yakın. Şefim Afrika oralarda değil mi? Daha da karıştırayım kafanı. Brezilya'ya Afrikalıların yoğun olduğu Salvador bölgesinden geliyor. Ve Salvador bölgesi Brezilya'nın ortasında. Orta Brezilya'nın Afrikalılar. Yani orta sen Brezilya'nın okumuşsun, Afrika... belli evet, ki tamam. Çalışmışsın da okuduğunu tam anlatamamışsın. Ama ne kadar güzel ki bu kadar detaylı, bizim bile bilmediğimiz. Ben ilk kez gördüm bu yemeği ki biraz biliyorum Brezilya mutfağına, öyle çok hakim değilim. Afrika'dan kesinlikle daha çok biliyorum. Ama yine de ben de duymamıştım. Ama meşhur bir Brezilya yemeğiymiş. Gayet güzeldi. Ama tabii yani yemeğin nereden geldiğine değil, lezzetine puan veriyoruz. Mert'inkindeki lezzetler yoktu. Yavandı. Güzel düşünülmüş. Güzel bir şey kullanmış. Design çok iyi. Design çok iyi. Ama Mert'inki lezzet, lezzet, lezzet. Hakikaten de. Evet Sergen. Haftanın eleme potasına giden 6. yarışmacısın. Görüşlerini alalım. Üzülmüyorum ya, çıkarım herhalde. Büyük ihtimal. Tebrik ederim Mert'i. Ben gidiyorum şefim. Hadi görüşürüz. İyi günler. Kendinize iyi bakın.